Evet, dün Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Türkiye'de İngiltere kaynaklı 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildikten sonra tüm planlar değişti. Maalesef uçuşları da tabii etkileyecek ve hatta kısıtlamaları bile. Bununla ilgili kısa bir video olacak. Hadi videoya. Evet arkadaşlar, kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Serkan Gürer. Buradan herkesin yeni yılını kutluyorum. Dün yapılan açıklamada Türkiye'de İngiltere kaynaklı 15 kişide virüs tespit edildiğini bakanlık duyurdu. Ve Ocak ayında ümitlendiğim Endonezya Bali Adası'na gidebilme sanırım Mart, belki de Nisan ne kadar uzatıldı diye düşünüyorum. Evet, o gün bir doktorun yaptığı açıklamayı dinledim. Aşı olacaksınız ama maskeye, sosyal mesafeye, her şeye aynı şekilde devam edecek diyor. Ya şimdi bu da insanlarda tabii güvensizlik yaratıyor. Çünkü eğer bu etkili bir aşıysa neden bunları bu şekilde devam etmek zorunda kalacağız? Zaten aşıyla ilgili birçok ön yargı var. Yani yaptırmak istemeyenler var, inanmayanlar var. Yani erken davranılmış bir aşı zaten. O da kendileri bile söylüyor yani bu konuda artık şey yok. Başka seçeneğimiz yok diyorlar zaten. Ama bu aşıyı da birçok kişi de yaptırmak istemiyor. Böyle bir durum da var. Zorunlu değil diyorlar ama birçok kısıtlamaya engel olabilir sizin için, hepimiz için. Şöyle bir şey de var, bazı ülkeler uçuşları açsa bile mutasyona uğramış virüsün bir ülkede tespit edildiği takdirde o ülkeyi zaten kapıları açmazlar. Yani biz mesela İngiltere'ye direkt uçuşları, her şey durdu, hem karşılıklı. Bu aynı şekilde diğer ülkeler de bize aynı şekilde uygulamayı yapar. Yani çünkü mutasyonda virüs tespit edilmiş ve uçuş yani mümkün olmaz bu durumda. Umarım bunu hızlı bir şekilde kontrol altına alabilirler. Çünkü yayılırsa bu süreç iyice uzayacak. Hepimiz için tabii daha bir zor günler bekler. Yani ya bu kabus, izlemediyseniz YouTube'da yaptığım ilk videoda Ocak ayında aslında bir şeylerin belli olabileceğini söylemiştim. Yalnız şu anda yapılan açıklamalarda hatta Mart gibi 3. dalga konuşuluyor. Mutasyona uğramış virüs konuşuluyor. 20 yaş altı gençlere, çocukları da etkileyebileceğini söylüyorlar. Yani tabii bu işi biraz daha uzatacak gibi. Sizin de fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Yani ben şu anda Nisan, Mayıs gibi düşünüyorum. Yani çok ümitliydim aslında. Hani Ocak değil ama Şubat gibi uçabileceğimizden. Yalnız bu durumlardan, bu haberlerden sonra sanırım Mart, Nisan, belki de Mayıs'ı bile bulabilir. Instagram'da geçenlerde bir story paylaştım. Sizce bu bütün yıl 2021'de, bütün yılda devam eder mi? %80'in üzerinde evet çıkmıştı. Yani birçoğu da zaten insanlar böyle düşünüyor. Yani 2021 yılı tabii hepimiz için çok daha güzel geçmesini diliyoruz hepimiz. Ama yani bu durumlar şu anda gerçekten bir şeyin de düzelmeyeceği gibi gösteriyor. Yani bu sadece benim yani uçuşlarla ilgili değil. Tabii kimisi işiyle ilgili etkileniyor. Birçok yer hala kapalı, kısıtlamalar var. Yani umarım bu durumlar düzelir. Sizlerin de düşüncesi benim için tabii çok önemli. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu virüs olayı bu yıl sene sonuna kadar devam eder mi? Yoksa aşıyla beraber yılın ortaları gibi yazlığında gelmesiyle birlikte bu konuyu kontrol altına alma şansları var mı sizce? Sizin düşünceniz neler? Bunları yorumlara. Ben şu anda Antalya'dayım ve sizlere de düzenli bir şekilde video vlog tarzında gelecek. Tabii şu anda sokağa çıkma yasağı var. Pazartesinden sonra
Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Antalya'da tabii bir süre videolar gelecek. Daha sonra Bali Adası'ndan sizlere çok daha güzel videolar yapacağım. Görüşmek üzere.